Yaklaşık 625 yıl ayakta kalmayı başaran, olgunluk döneminde ise dünyanın süper gücü olan Osmanlı İmparatorluğu, eğer hala yaşıyor olsaydı günümüzün dünyasında nasıl bir durumda olurdu? Osmanlı tarihinde günümüzün 46 farklı ülkesinin bulunduğu bir coğrafyaya yayıldı. Ama sakin olun, bu sınırların tamamına sahip değildik. Örnek olarak günümüzde Rusya sınırında olan sadece bu kadarlık bir alana hükmediyorduk. Ve yine tabii bu ülkelerin hepsi aynı anda elimizde hiçbir zaman olmadı. Bazılarına 500 yılın üstünde hükmettik, bazılarına ise sadece 8 yıl. Neyse, odaklanacağımız dönem ve sınırlar Osmanlı'nın en gözde zamanı olacak. 17. yüzyıldan beri de bu sınırları muhafaza ettiğimizi kabul edeceğiz. Ve Osmanlı'yı coğrafi, nüfus, diplomasi, siyasi, ekonomi, askeri ve dini olarak inceleyeceğiz. Başlıyoruz. Birbirinden bu denli bağımsız bölgelere yayılmış sınırları günümüz çağında muhafaza ve kontrol etmek maalesef mümkün değil. Zira Osmanlı yıkılırken sınırlarımız ve kontrolümüz tam olarak şu şekildeydi. Ama senaryomuzda bir mucizeyi başardık ve sınırları koruduk diyelim. 5.2 milyon metrekare ile dünyanın en geniş sınırlara sahip 7. ülkesi olurduk. Hindistan'ın üstünde, Avustralya'nın altında. Hatırlatayım, Türkiye şu an 37. durumda. Mısır piramitleri gibi antik eserlerin yanında Kudüs, Mekke gibi kutsal değerler, aynı zamanda Yunan adaları gibi günümüzün turist cenneti olan bölgelerde bizim kontrolümüzde olurdu. Başkentimiz Ankara değil İstanbul olurdu. Adı ise İstanbul değil Konstantiniye olurdu. Zira Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda adı hala Konstantiniye olan şehir İstanbul adını 1930 yılında aldı. İstanbul'un ardındansa Kahire, Bağdat, Cidde, Bükreş, Atina, Budapeşte, Sofya, Bakü, Odessa, Beyrut, Saraybosna gibi birçok şehirde yine bizim sınırlarımızda yer alırdı. Nüfusumuz günümüzde 450 milyon kişi olurdu. Ki bu Çin'in ve Hindistan'ın hemen ardında Amerika'nın önünde 3. en kalabalık nüfusa sahip ülke olmamız anlamına geliyor. Türkiye ise şu an 18. sırada. Yalnız bu nüfusun sadece %15'i Türklerden ibaret olurdu. %50'si Araplar, %10'u Slavlar ve geri kalan %25'lik kesimi ise Yunanlılar, Romanyalılar, Kürtler gibi diğer etnik kökenler oluştururdu. Dine bakacak olursak bu halkında %65'i Müslüman, %21'i Hristiyan, %2'si ise Musevi olurdu. Daha önce de bahsettiğim gibi karışık ve dağınık bir coğrafi yapımız olması sebebiyle askeriye en çok kaynak ayırdığımız dal olurdu. Bununla birlikte teknoloji, insan gücü, lojistik, coğrafya gibi tüm etmenleri ele alan askeri güç endeksine göre Amerika, Rusya ve Çin'in hemen ardında dünyanın geri kalanında oldukça önünde 4. sırada olurduk. Şu an Türkiye olarak 13.yüz. Koca Osmanlı neden 4. demeyin. Zira teknoloji üretkenliği Fatih Sultan Mehmet dönemi hariç hiçbir zaman gelişmiş olmadı Osmanlı'nın. Neyse, kendi coğrafyamızda bulunan yeraltı kaynakları bakımından doğalgaz için Rusya ile, petrol için ise Amerika ile husumetimiz olurdu. Muhtemelen Arap coğrafyasına Amerika'nın hakimiyetine izin verir, coğrafi yakınlığımız sebebiyle de en büyük düşmanımız Rusya olurdu. Bu sebeple ikiye bölünmüş dünya siyasetinde yine Batı bloğunda yer alırdık. En kötüsünü sona sakladım. Gelelim paraya, yani tarihimiz boyunca en başarısız olduğumuz konuya. Tarihinde Yavuz Sultan Selim'in bıraktığı servet dışında hiçbir zaman en zenginlerden denebilecek bir ekonomiye sahip olmadı Osmanlı. Zaten Kanuni dönemindeki başarımızın sırrı da tam olarak bu ekonomiydi. Şimdi rakamlara bakalım. Osmanlı yaşasaydı yaklaşık 4 trilyon dolarlık gayri safi yurt içi hasılayla dünyanın en büyük 5. ekonomisi olurdu. Amerika ve Çin'in hala çok gerisinde, Japonya ve Almanya'nın hemen altında, Hindistan, İngiltere ve Fransa'nın da üstünde yer alırdı. Türkiye şu an maalesef 692 milyar dolarla 23. sırada. Şimdi, kişi başına düşen milli gelir, yani halkın refahı en sıkıntılı olduğumuz konu. 450 milyon kişilik nüfusuyla Osmanlı'da bu değer yaklaşık 11 bin dolar olurdu. Bu da bizi dünyada maalesef 65. yapardı. Çin'in üstünde, Rusya'nın altında. Ve Türkiye yine maalesef son senelerde yaşanan ekonomi krizi nedeniyle 94. sırada. Velhasıl kelam, Osmanlı neden yıkıldı, kim yıktı gibi klişelere girmedik. Başka bölümde tartışırız bunu. 625 yıl varlığını sürdüren bir imparatorluk günümüzde var olsaydı sonucu buydu. Dünya tarihinde medeniyetler kurulur, yükselir, düşer, yıkılır. Gün gelir tekrar ayağa kalkar, tekrar yükselir. Kaldı ki Türkler devletleşmeyi, yükselmeyi bilen halktır. Olay kendi eksiklerini tahlil edebilmekte, gelecek teknolojide, ekonomide. Tabii gelişmek isteyene. Hadi eyvallah.